Merhabalar, ben Köftes Köfte ve gördüğünüz gibi iki araştırmamızı da yaptık. Bunlar Tiny Heads ve Tiny Bow Ties. Tiny Bow Ties. Bow Ties are cool. Doctor Who hayranları merak etmeyin, bu araştırmalarda size daha çok hitap edecek bir şey daha mevcut. Bunlar tamamen özellikler ekliyorlar. Nasıl? Bir çeşit upgrade sistemi golemleriniz için. Bakalım başka benim knowledge fragment'ım var mı? Unknown'dan tabii onlar known'u tarıyor. Dört tane daha var. Neyse. Bu iki araştırmamızı da yaptık. Peki bunlardan birini craft edelim mi? Neden olmasın? Bir string, dört black wool. Wool'larımızı bulmak kolay ve onları siyaha çevirmek gene kolay. Baya uzun bir döngü gerçi bu. Ama şimdi gidip insek harcamaya üşendim. Bunları bir maalesef biz giyemiyoruz. Keşke giyebilsek. Çok güzel olabilirdi. Ezenor, lütfen din bunu duy. Biz de bu tarz şeyler giymek istiyoruz. Sadece kendi golemlerine mi? Ah, neden lag yaptı bir an? Evet, Motius. Rubber'ım zaten inventörümde olacaktı ya da table'ımdaymış. Ama boşu boşuna biraz rubber aldık buradan. Neyse, şunları koyalım. İki tane içeriyor. Bu ne kadar gerektiriyor? 8. Zaman 1, 2, 3, 4. Bunu yapmamın bir sebebi var. Tamamen ne yaptığımı kontrol etmek için bir yöntemim. Ve gördüğünüz gibi böyle bir şey yaptık. Peki bunu ne için kullanacağız? Sen önemlisin. O yüzden sana kullanacağım. Gördüğünüz gibi artık bir papyonu var. Buradaki yuyumeterlarımız o bayağı fazla. Şuradaki yuyumeterlarımız uhuhu bayağı güzel yuyumeter stoğumuz mevcut. Yakında onları da otomatik yerleştirecek bir şey yapacağız ve tabii burası gene doldu. Ben hemen burayı boşaltayım. Tamam, burayı boşalttık. Peki şimdi bu bölümde ne yapacağım? Harbi buna ben de karar vermedim. Düşünelim bakalım bu bölümde ne yapabiliriz diye. Bence ben buradaki fazlalık kenlerin hepsini şuraya bir atayım. Tamam, 64 dursun. Evet, 30 level olduğumuza göre Sword of Zephyr'umuz vardı bir yerde. Tam burada. Bunu enchant edebiliriz. Ah! Çok kötü bir enchant. Çok çok kötü bir enchant. Ve lanet. Hiçbirinde güzel bir artı enchant tarzı bir şey yok. Bu bayağı şanssız oldu. Neyse. O zaman ne yapalım bu bölüm? Ben biraz bu bölümü ne yapacağımızı düşüneyim. Ondan sonra bir şeylere başlarım. Ve bir şeyde karar kıldım. Quarry'mi taşıyacağım. Quarry'm henüz bitmemesine rağmen neden taşıyorsun? Quarry henüz bitmedi ama niye taşıyorsun diye soracak onlar varsa eğer sebebini söylüyorum.
Bayağı dur. Kaç seviyesine kadar inmişsin sen? Hemen bakayım ben. Elmas seviyesine yaklaşmışsa eğer sanırsam hayır ama biraz bırakacaktım da henüz o kadar yaklaşmamış. Tamam, azıcık daha kas sen. Kore ile Lanlı Donlu muhabbet ediyoruz. Aslında gelmiş elmas seviyesine neredeyse. O zaman bu Kore şu anki işlem sürecini bitirsin. Ondan sonra ben direkt bunu taşıyacağım ve henüz generate edilmemiş bir yere koyacağım. Bunun temel bir sebebi var. Çünkü aradığım özel bir maden. Quartz. Greytek'in Zykart'ın eklediği quartz değil. Maalesef o çalışmıyor bunda. Aradığım şekil, ya istediğim şekilde. Benim istediğim şey özel bir quartz. Peki bu yapılana kadar başka ne yapabiliriz? Quantum Suite'e başlayayım diyeceğim. Bayağı zahmetli o. Daha fazla keşif yapalım diyeceğim. Boş ver. Ama bu odayı biz bayağı bir boş bırakmıştık. Yok, burada bir tane Creosote Oil ile çalışan makinemiz var. Ve bir tane de Seed Oil ile çalışan makine ekleyeceğiz. Bu arada şu ağaç farmımızı tekrar çalıştırdım. Çünkü neticede yakında bu bitecek. Dolayısıyla da şunlara geçeceğiz. O zamana kadar ne yapayım? Onun için de bunu tekrar çalışır hale getirdim ki zaten bayağı bir odun stoğumuz da bitmişti. Core'imiz de tam hızla çalışıyor şu an. Aşağıdan hızı biraz yükselttim. O zaman şimdi ne yapabiliriz? Seedlerimiz ne durumda? Normal seedlerimiz bayağı fazla zaten. O zaman kendimize bir adet Squeezer. Bunun için bize Sturdy Casing, bunun için Bronze, Tin ve Glass lazım. Tabii ufak bir detay, yanlış hatırlamıyorsam artık bunları bu şekilde craft edemiyorduk. Ha, edebiliyormuşuz. Ama Forestry bu bronze oluyor. Bakalım buraya ne ekli. Buraya hiçbir ekli değil. Fakat ben hazır şu makinemizi yapmışken direkt bunu kullanayım diyorum. Ama sonradan bakıyorum ki çok yavaş oluyor. O zaman ben direkt zaten yine aynı tip bronz üretiyormuş. Bu yolla ürettim. Bronzlarımızı alıyoruz. Sturdy casingimizi yapıyoruz. Ve glasslarımızı alıyoruz. İki tane lazımdınız değil mi? Evet. Bu bir forestry makinesi zaten ana malzemesinden de anlayacağınız üzere. Bunun yaptığı ilginç bir iş var. Tabii bize liquid demişim. Enerji conduit lazım. Buralarda bir yerde olacaktır olacağı var. Tamam. Ve bana bir Buildcraft pipe lazım. Çünkü mümkün olduğunca yer tasarrufu sağlamak istiyorum. Liquiduct'la o yer tasarrufunu maalesef sağlayamam. Aslında dur, sağlayabilirim. Düşündüm de tas sağlayabilirim. Tabii Liquiduct'ım varsa. Olacaktı bir yerde. Aman olmadı, yaparız.
Liquid Duck yapımı zaten yeterince kolay. O zaman seni şuraya taşıyalım. Seni alalım. Seni alalım. Seni kıralım. Lever'ımızı kendimize bir tane lever alalım. Şuralarda bir yerde vardır herhalde. Tabii ki de kendimi tanıyorum. İlla bir yerlerde lever bırakırım ben. Ama garanti olsun diye şurayı bir açalım. Ve squeezer'ımızı şuraya koyalım. Evet, iyi ki burayı açmışım. Tamamdır. Peki, squeezer'ımız ne işe yarayacak? Bunun basit bir işlevi var. Tabii bunları buraya koyalım. Siz şuraya. Siz de şuraya. Ve sen illa elime gelmek zorundasın, değil mi? O yüzden sizleri buraya bırakacağım. Tamam. Ve seedlerimizi bunun içine atalım. Gördüğünüz gibi işlenmeye başlıyorlar. Ve bunun içi seed oil dolmaya başlıyor. Gördüğünüz gibi Carpenter'ı daha önce bahsetmiştim. Carpenter çok farklı sıvılarla çalışabiliyor. Bunu ne için kullanacağız? Mesela frame'leri yapacağız ya. Mesela proven frame'ler tabii bu şekilde yapılmıyor. Impregnated stick'le yapılıyor bu. Bu da seed oil ve bununla yapılıyor. Soft frame, healing frame, proven frame. Bu da normal stick'le yapılıyor. Bu çok daha düşük bir şey. Bu ise çok daha güçlü bir şey. O yüzden bunu yapıyorum. Bunun dışında başka frame'ler de var. Mesela chocolate frame ki bunun için elimizdeki koko beanleri artık kullanmaya başlayacağız. 5 tane koko beanimiz var. Bu hala odunları kesiyor tamam. Ve bunları jungle wood'a çevirmemiz lazım. Evet, jungle wood'a çevirdik. Yanlış hatırlamıyorsam şu arkadaş onları da toplayabiliyordu. O yüzden direkt bunları ekleyeceğim. Ya da neyse direkt ekleyeyim. Eğer toplayamıyorsa öğreniriz zaten. Ama topluyor diye dur diye zannediyorum. Bu arada şunu iptal ettim çünkü çok fazla Minecraft jül tüketiyor. Henüz üretemediğimiz kadar. Ve hani o kadar da gerek yok artık. Bunun dışında UU Meter üretimimizi hızlandırmak için ikinci bir solar panel daha yapabilirim belki. Ne gerekiyordu sana? Hybrid solar panel. Bence yaparız. Tabii dur. Iridium plate. Advanced alloy lazım. Üç tane var tabii ki de Advanced alloy. O zaman ben gerekli şeyleri hemen yapıp geliyorum. Tabii ben artık makinelerin bu yeni yerlerine bir hala alışamadım. Arkamdan Creeper gelmeden içeri tekrar gireyim. Örümcekleri severim. Bu oyundakileri değil. Ve Diamond Dust. Tabii ki de. Ve İridium alloylarımız pişiyor. Bu esnada başka ne yapacağız?
Gunpowder'larımız ne kadar? 15 tane var. Direkt şunları şuraya paslayabiliriz. Bronzlarımızı da artık şu listeye ekleyelim. Ve iridium alaylarımız burada hazır. Tabii bunun için de yeterli TNT yok. O yüzden TNT yapacağız bolca. Dolayısıyla bize bayağı bir sent lazım. Ve bu gunpowder kesinlikle yeterli olmayacak. O yüzden... Yuyumeter'ın gücüyle... Yuyumeter'ın gücü adına... Gunpowder üreteceğiz. Evet, 60 tane gunpowder ürettik. Bunları üretebildiğimiz kadar TNT üretelim. Bir 60 tane daha. Evet, TNT zaten çok fazla kullanılacağı için gayet düşüncesizce harcıyorum onu. Ve flint dansımız da lazım olacak doğal olarak. Flintlerimiz ne durumda? Çok güzelsiniz. Bir an kasmaya başladı. Oluyor öyle. Bu bir tanesini şimdilik yapar. Evet, ilk iridium plate'imiz hazır. İkincisi de şimdi hazır olur. Halihazırda elimde bulunuyorum çünkü sürekli kullanacağız. Ve iridium plate'lerimiz hazır. Bunun dışında bize başka ne lazım? You can't catch me. Doğal olarak... Ah! Gir! Uranyum lazım. Kompresörümüze atalım uranyumlarımızı. Sen lazımsın. Bunu daha önce yapmıştım ancak tekrar yapıyorum. Çünkü bu bölümde maalesef yapacak bir şey bulamadım. Cory de bitmedi. Sonraki bölüm Cory bitmiş olarak geleceğimden sıkıntı yok. Tamamdır. Başka ne lazımdı? 2 adet advanced circuit ve 2 adet carbon plate ile bir lapis lazuli blok. Şimdi şunları yerleştirelim. Advanced circuit kolay kısmı. Komple alalım bunları. Elektronumuzu artık daha kolay yapabiliriz. Doğrusu tam istediğimiz bir tipte elektrumu yapabiliriz. Ve inventörümüz dolu her zamanki gibi. Bunu yapmamın tek sebebi bir çeşit takıntı. Başka bir sebebi yok. Sadece takıntı. Electrum ve Refine Iron'ımız nerede? Heh, tam burada. Ve tabii sizleri Advanced Upgrade edeceğiz.
Advance'lerimizi yerleştireceğiz. Call task'larımız alıp şunlara çevireceğiz. Bunun yanı sıra ne lazımdı başka? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ve glowstone'umuz azalmış. En yakın fırsatta Nether'a gitsek, hatta bu bölüm Nether'a biraz uğrasak güzel olur. Tüm bu solar panellerimiz yakın zamanda upgrade edilecek. Hatta şunların bir kısmını Iridium Plate üretiminde de kullanabilirim. Hatta kullanayım. Ya da boş verin. O iki bölüm arası beklerken ben yaparım onu. Şimdi biraz Nether ziyareti. Şu book'larımızdan bir tanesini yanımıza alalım. Gereksiz eşyalarımızı atalım. Iridium ingotlarımız her ne kadar ihtiyacımız olmasa da gerekli bir şey. Yani, über pahalı. Ve bundaki asıl amacımızı gerçekleştirmemiştik. Yani elimde değilken bir sort edeyim şunları. Tamam. Tüm sorunun onun elimde olması. Neden bilmiyorum ama öyle bir bug var şu anki Mistcraft sürümünde. Corrupted ingotlarımızı da siz şurada bekleyebilirsiniz. Ve yanıma bir tane de normal book alacağım. Ve bekle benim Nether. Bu arada Nether'a gitmeden önce ufak bir uyarı. Nether'ı sıfırdan yaratmamız gerekmişti çünkü pekleri değiştirdiğim esnada crash verdi. Ama selam iskelet. Normal kılıcımızı alalım hatta şu an. Pek bir işimiz olmayacak şimdilik. Power moda geçirelim seni de. Bakalım seni Silk Touch'la aldığımız takdirde ne olacak? Aa evet. Bu kesinlikle daha avantajlı bir yöntem çünkü Macerator'la bunları direkt 4'e 4 taneye çevirebiliyorsunuz. Çok daha verimli yani. Normalde 3 tane falan düşme ihtimali mevcut. Ya da 2. Yani öyle bir ihtimal dahi mevcut. Ve buradaki orlarımıza bakalım. Ben size saldırmadım ki. Bana niye saldırıyorlar? Tamam, bunlar saldırmıyor. Bu ilginçti işte. Ha dur, size bakalım. Sizin kulumunuz. Saltpeter. Benim umurumda olan Cornet Dust. Ve bunu kullandığımız. Neyse. Bunları biraz toplayalım. Ve magma slime. Magma slime'lar önemli neticede bizim için.
Magma Creamy bulmanın şu anki yani rahatça yapabileceğimiz tek yolu. Başka yollar da mevcut ancak... Aa, bunları kırdığımız saniye bize kızıyorlar. Tamam, anladım. Anladım. Siz bunları kırdığımız saniye bize kızıyorsunuz. Tamam, kırmayız. Öyle olsun. Ve Blaze. Henüz Blaze'lerle bulaşma gibi bir niyetim pek yok. Benim aradığım şey özel bir ort daha. Bir saniye, sen neydin? Industrial Blast Furnace'da direkt iki Refine Iron'a dönüşüyorlar. Bunun dışında burada Pyrite Dust ve Sulfur Dust'a dönüşüyor. Pyrite Dust Iron ve sülfür üretiminde kullanılıyor. Güzel. Çok işe yarar değil ama güzel gene. Ve Tomcraft'ın eklediği tek cool olmayan şey. Benim aradığım şey iridium. İridium musun? Tabii saniyesinde bunlar bana kızdı. Tamam, ben şu iridium bulursam eğer geri dönerim. Bulamazsam Overworld'e geri döneriz. Ve maalesef bir tane bile bulamadım. Şanssızlık. Gerçi zaten bulması neredeyse imkansıza yakın. O yüzden ben ne yapıyorum? Overworld'e kaçıyorum. Whoop. Ve Macerator'a bir saniye. Başka bir makineye attığımızda nasıl etkiler yaratıyor? Rock Crusher'ı boş ver. Macerator 4. Fluorizer 4. Ama herhangi bir artı sağlamıyor. Eğer bir artı sağlasaydı Pulverizer'ı atabilirdim. Ama sağlamıyor. Pyrite Dust'a bakalım. Industrial Grinder'da bu elde ediliyor. Sen... Senden de... Pardon, senden de... Tamam. O zaman sizleri Grinder'ımıza doğru bir yolculuğa gönderiyoruz. Ve şunları da sorting sistemimize koyuyoruz. Direkt buraya koyayım, onlar yerlerine gider. Şurada bolca Pyrite Dust'ım olacaktı. Ya Saltpeter Dust'ım da var. Bunlar zinc üretiminde kullanılıyor. Bunlar Iron. Ve sülfür. Saltpeter'larımızı işleyelim. Kesin. Electrolyzer, pardon. Eski sürümden kalma bir alışkanlık. Dust'ımızda ne üretiyorduk? Bunlara bir bakalım. Alüminyum ve krom. Bir saniye. Krom bize lazım bir maden.
Chrome bize inanılmaz derecede lazım bir maden. Dolayısıyla da Chrome'umuzu işlememiz gerek. Ama tabii ken gerektiriyorsun, değil mi? Sel gerektiriyorsun. Kesin. Evet, gerektiriyormuş. Chrome'u ne için kullanacağız diye soracak olursanız eğer basitçe bir göstereyim. Tabii panın pişirilmesine geçelim. Ve senin kullanım alanlarına bakalım. Gördüğünüz gibi highly advanced machine block ve advanced machine casing için lazım. Ve advanced machine casing bize lazım olan bir şey. Bunun dışında bu iki arkadaşın da yapımında kullanılıyor. Highly advanced machine block bakalım nelerin yapımında kullanılıyor? Bunun yapımında kullanılıyor. Fusion Coil yapımında kullanılıyor. Lightning Rod, Quantum Chest, Supercondensator, Matter Fabricator ve bu. Şunları alıp sol şardımızı neden centrifuge koyuyoruz? Hiçbir fikrim yok. Oh. Evet, sanırsam bu bölüm gereksiz yere uzatmayı başardık yeterince. İzlediğiniz için teşekkürler. Köfteyiz gösterin günler. İyi eğlenceler.